Fırat Kalkınma Ajansı tarafından Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli entegre turizm rotaları belirlenerek turizme kazandırılıyor. Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Doktor Abdülvahap Yoğunlu projeyle illerin doğal güzelliklerini kültürel, tarihi ve gastronomi değerleriyle entegre ederek turizme kazandırmayı amaçladıklarını söyledi. FKA Turizm, Tanıtım ve Markalaşma Birimi tarafından Elazığ ve Malatya illeri doğa ve kent turizmi entegre rotaları oluşturulması projesi kapsamında başta Elazığ ve Malatya illerini kapsayacak şekilde başlatılan çalışmalara Bingöl ve Tunceli illeriyle devam edilecek. Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Abdullah Yoğunlu, projeyle Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli illerinin Doğal güzelliklerini kültürel, tarihi ve gastronomi değerleriyle entegre ederek turizme kazandırmayı amaçladıklarını söyledi. Belirlenecek olan yürüyüş rotaları kentin cazibe noktalarıyla entegre edilerek tur paketleri oluşturulacağını ifade eden Yoğunlu, proje kapsamında gerçekleştirilmesi beklenen faaliyetler hakkında şunları söyledi. Ajans olarak turizm konusunda son 3 yıldır çok önemli çalışmalara imza atıyoruz. Fırat'ın bize armağanı olan bölgemizin doğal güzelliklerini kentlerimizin cazibe noktalarıyla entegre edecek yeni turizm rotaları belirlemek için bu çalışmamızı başlattık. Projemizde illerimize gelen turistlerin daha fazla konaklamasını, daha fazla zaman ayırmalarını ve bölgenin saklı güzelliklerini tanımalarını sağlamayı hedefliyoruz. Bunun için öncelikli rotalarımızın çıkarılması için ofis ve saha çalışmalarında ön araştırmalarımızı yaptık. Yoğunlu proje kapsamında bir diğer amaçlarınınsa entegre turizm rotalarının sadece dışarıdan gelenler için değil, bölgenin kendi halkının da faydalanmasına yönelik olduğunun altını çizerek, çünkü şehrimizde yaşayan çoğu insanın bile bilmediği saklı güzellikleri ortaya çıkararak turizm rotalarımıza entegre etmeye çalışıyoruz. Yürüyüş rotalarının fiziksel olarak belirlenmesi ve uluslararası standartlara uygun olarak işaretlenmesinin ardından bu rotaların tanıtımı amacıyla da çeşitli faaliyetler planlıyoruz. Bu kapsamda da Türsabla işbirliği içerisindeyiz. İnşallah çalışmalarımız tamamlandığında bölgemiz çok farklı turizm etkinlikleriyle daha fazla sayıda yerli ve yabancı turist ağırlayacak.